Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle birlikte bilim insanları ve ortak özellikleri konusunu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bilim insanı ve bilim. iki tane öğrenmemiz gereken kavram var. Öncelikle bilimden başlayalım bilim, araştırma ve deneye dayalı yöntemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzeyli bilgi. Yani bir şey ortaya atmaktır, fikir üretmektir. Araştırma ve deney olacak. Öyle kafanıza göre bilim üretemezsiniz. Peki bilim insanı kimdir? Daha çok bilim adamı diye konulur ama bu yanlış bir tanımdır. Çünkü bilim adamı dersen sadece erkekleri kastediyorsundur. Kadınlar da var. Bilim insanı demek daha doğru bir tabir. Araştıran, bilgi toplayan ve doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışan kişilere nedenliyor bilim insanı deniliyor. Peki bilim insanı nasıl olmalı? Nasıl bilim insanı olunur? Deney ve gözlem yapar. Yani bilim insanları öyle bir bilgi varsa elinde kafadan sallamaz. Bunu kanıtlayabilmek için insanlara Deney ve ne yapar? Gözlem yapar. Araştırır ve sorgular. Arkadaşlar, bilim insanlarının belki de en önemli özelliğidir. Araştırmacıdırlar. Merak ederler, her şeyi merak ederler ve sorgularlar. Doğru mu, yanlış mı? Neden böyle? Bakın özellikle neden sorusunu çok sorarlar. Bu neden böyle? Bilim insanı sorgulayıcıdır. Bilim insanın amacı para kazanmak değildir. Bilim insanın amacı insanlara faydalı olmaya çalışmaktır. Ve bilim insanı sorun çıkarmaz, sorun çözer. Yani bilim insanı problemleri ne yapar? Çözer. Her bilgiyi ya da bilimi aynı insan üretmez. Farklı farklı insanlar üretir. Ancak bilim insanlarının ortak özellikleri vardır. Bilim adamı azimlidir, kararlıdır, sabırlıdır. Yani vazgeçmez. Hedefine ulaşmak için defalarca deneyebilir. Örnek veriyorum. Edison lambayı, ampulü bulabilmek için binlerce kez deney yapmıştır. Eğer Edison sıkılsaydı bu kadar e, güzel ya da bu kadar aydınlık bir hayatımız olabilir miydi? Hayır. Bilim insanı azimli, kararlı ve sabırlıdır. Bilim insanı meraklıdır. Sorgular. Yani bu neden böyle? Niye böyle olmuş? Niye böyle olmamış? meraklıdır. Bilim insanı sorgulayıcıdır. Acaba bir bilgi var ortada. Doğru mu? Yanlış mı? Bunu ne yapar? Sorgular. Bilim insanı araştırmacıdır. Her zaman günün her vakti ne yapar? Araştırma yapar. Bilim insanı gözlem ve deney yapar. Yani ortada olup biten şeyleri anlamaya çalışır. İzler, gözler ve bununla ilgili notlar alır. Deney yapar ve ürettiği şeyi bulabileceği şeyi e, kaydeder kafasına. Bilim insanı çalışkandır. Aziz Sancar arkadaşlar mesela Türk bilim tarihinin belki de en önemli insanlarından bir tanesidir. Diyor ki günlük 18 saat ders çalışıyordum. Günlük 18 saat çalışma yapıyordum. Yani bilim insanı çalışkandır. Bilim insanı bir tarafın üyesi değildir. Bilim insanı objektif yani tarafsızdır. Olaylara hiç kimsenin tarafında olmadan tarafsız bir şekilde bakar. Bilim insanının bir daha söyleyelim, amacı para kazanmak değil, insanlara faydalı olmaya çalışmaktır. Peki, örneklerle bu bilim insanlarına bir bakalım. Önemli olan örnekleri aldık. Dünya için ve Türkiye için önemli olan kişileri, bilim insanlarını aldık arkadaşlar. Örneğin Newton. Bir ağacın altında oturuyormuş. Kafasına elma düşmüş demiş ki acaba bu elma neden yukarıdan aşağı doğru düştü? Bakın sorguladı. Oturduğu yerden bile düşündü ve neyi buluyor Newton arkadaşlar? Yer yer çekimi kanunu. Yani diyor ki yerin bir çekimi var. İbn Sina. İbn Sina İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından bir tanesidir. Tıp biliminin öncüsüdür. Arkadaşlar bakın bahsettiğim kişi bizden yaklaşık 1500-2000 sene önce yaşayan o zaman ameliyat yapan bir adamdan bahsediyorum. İşte düşünün nasıl bilim üretmişler. Edison binlerce kez deniyor ve neyi buluyor? Ampulü buluyor. Marconi, Marconi telgrafı buluyor. Telgraf arkadaşlar bizim iletişim araçlarından belki de ilk gördüklerimizin arasında ve en önemlilerinden bir tanesi. İnsanlar eskiden kuşlarla, dumanla haberleşiyorlardı ama Marconi artık uzaktan uzağa e, iletişim yapılabilecek bir alet icat etti. Yani telgraf. Graham Bell belki de şu anda icatlar arasında en çok kullanılan olabilir. Neyi buldu? Telefon. Graham Bell bulduğunda telefon kocaman bir kutu arkadaşlar. Kocaman bir kutu. Ama şimdi cebimize giriyor, fotoğraf çekiyor hesap makinesi var, saati var, alarmı var, arama yapıyor, mesaj gönderiyor. Graham Bell'i mezarından kaldırıp sorsak, söylesek, desek ki bu telefon, senin icat ettiğin telefon bu şekle dönüştü desek belki de adam şaşıracak. Graham Bell de neyi bulmuş? Telefonu icat etmiştir. Bizim ülkemiz için önemli olan kişilere bakalım. Aziz Sancar son dönemde çok önemli bir bilim insanıdır. Halen yaşıyor arkadaşlar kanser tedavisi için çalışmalar yapıyor ve Nobel tarafından ödüllendirildi. Nobel Kimya ödülünü aldı arkadaşlar. Nobel Kimya ödülünü aldı. Mardinli bir ailenin, Mardinli bildiğim kadarıyla 9 çocuklu bir ailenin çocuğu. Zor şartlarda okuduğunu söylüyor ama hiç pes etmedim diyor. Hiç pes etmedim, sürekli çalıştım diyor. Oktay Sinanoğlu kimya ve biyoloji alanında çalışmalar yapıyor. Cahit Arf. Cahit Arf'ı belki çoğunuz fark edemediniz ama ceplerinizde duruyor olabilir. Cahit Arf 10 TL'nin arkasında bulunan kişi. Arf denklemi denilen matematikle alakalı bir denklem buluyor. Matematik bilimiyle uğraşıyor. Ve Feza Gürsey fizik ve matematik alanında çalışmalar yapıyor. Evet arkadaşlar, bilim adamları ve özellikleri konumuz bu kadar. Dersimizi bitiriyoruz. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.